düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. Unutursak abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak Allah korusun benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajlarını böyle verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında konuştu. 15 Temmuz'u 70 yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Tüm terör örgütleri gibi FETÖ'yle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz diye konuştu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Körfez turuna çıkıyor. Yarın başlayacak turda ilk durak Suudi Arabistan olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı ziyaretleriyle dolu yoğun bir haftaya giriyor. 3 günlük Körfez turuyla başlayacak diplomasi trafiği. İlk durak Suudi Arabistan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la çarşamba günü Abu Dhabi'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, bazı bakanlar ve iş insanlarıyla yapılacak ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele alacak. Özellikle yeni ekonomik işbirliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede Türkiye'nin 3 ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunu tamamlayınca yavru vatana gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını yapacak. Şubat felaketinin yaraları sarılıyor. Yerinde dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yerinde dönüşüm projesi başlattı. Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Proje kapsamında kendi konutunu yapmak isteyen depremzedeye 500 bin lira,
kendi iş yerini yapmak isteyen depremzedelere ise 250 bin lira hibe verilecek. Ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira orada nakdi yardımda bulunacağız. Projenin detaylarının paylaşılması için depremin yıktığı 5 il olan Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'te 22 yapım ve dönüşüm ofisi kuruldu. Bölgelerimizde 22 adet imar ofisi kuruyoruz. Yapım ve dönüşüm ofisi adını verdiğimiz buralarda bir müddet imarı Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde, denetiminde biz devam ettireceğiz. Ofisler 17 Temmuz Pazartesi günü açılıyor. Hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri yapım ve dönüşüm ofislerine müracaat edebilecek. Yapım ve dönüşüm ofisi olarak adlandırdığımız bu ofislerde bizim görevli arkadaşlarımız bulunduğu gibi aynı zamanda o ilde eğer büyük şehir varsa büyük şehrin imar dairesi başkanlığı, ilçe belediyeleri görev alacaklar, hep birlikte çalışacaklar. Başvurularsa E-Devlet üzerinden olacak. Projeden faydalanmak isteyen depremzedeler başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. Çiçeği burnunda bir öğretmendi. Eli kanlı terör örgütü PKK henüz 23'ündeyken şehit etti onu. Necmettin öğretmenin şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Necmettin öğretmen 14 Aralık 1993'te Gülay ve Hamit Yılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde dünyaya geldi. Çevresindekiler Necmettin Yılmaz'ı sakin kişiliğiyle tanıyordu. Yılmaz, 2015 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 16 Ekim 2016'da da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'na atandı. Bir yıl boyunca öğrencilerini yetiştirdi. Çok sevilen bir öğretmen oldu. Eğitim-öğretim yılı bitince yaz tatilini geçirmek üzere Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönüyordu. Hain teröristler Tunceli-Erzincan Karayolu'nun Pülümür ilçesinde yolunu kesti. Babasının maddi desteğiyle aldığı aracını yaktılar, sonra da Necmettin öğretmeni kaçırdılar. 23 yaşındaki Necmettin öğretmenin naaşı aramaların 27. gününde 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür çayında bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi. Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı. Necmettin Yılmaz'ı katleden terörist grubu 19 Temmuz 2017'de keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildi. Şehit öğretmenin adı yurdun birçok noktasında yaşatılıyor. Birçok okula Necmettin Yılmaz'ın adı verildi. 6 yıl geçti Necmettin öğretmenin şehadetinin üzerinden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmeni anma mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı mesajında, "Ömrünün baharında ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız. Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröre bir darbe daha vurdu. Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede destan yazmaya devam ediyor. Mehmetçiğin hedefinde bu kez Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist vardı. O teröristleri insansız hava araçları tespit etti. Hava destekli operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda saldırı hazırlığındaki tüm teröristler etkisiz hale getirildi.
Yapılan incelemede teröristlerden birinin Devrim Garzan Kod, Bilal Onat, diğerinin ise Sidar Ahmet Kod, Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi. Terörist Bilal Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin Eyalet Yönetimi üyesi olduğu bildirildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri geçen haftada terör örgütü PKK'nın sözde ZAP bölgesindeki muhaberesinden sorumlu Serzan Mava Kod, terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirmişti. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz şehitleri Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. 7'den 70'e bütün Erzurumlular 15 Temmuz şehitlerini anmak ve o kara geceyi unutmamak için darbe girişiminin 7. yılında meydanlardaydı. Hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O hainliğin unutturulmaması için tüm yurtta anma programları düzenlendi. Erzurum'da da Cumhuriyet Caddesi'nde program vardı. Çocuğundan yaşlısına bütün Erzurumlular ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı programa. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O gece yaşananlar unutulmadı. Erzurumlular bugün yine meydanlardaydı. Türkiye'yi Yahudi oğlu Yahudi FETÖ köpeğinden kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Var olsun Türk milleti. Tabii ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için, toprağımız için. Her zaman buradayız. 15 Temmuz için geldim buraya. O günü hatırlıyor musunuz, neler yaşadınız? Hatırlıyorum. Çok kötüydü. 7 yıl geçti ama yine aynı ruh, aynı heyecan devam ediyor. Bugün yine vatan hainlerine geçit yok diyoruz. Rabbim böyle bir gün daha göstermesin bize. Birliğimizi, beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Başka ülkemiz yoktur. Türkiye'den başka gidecek yerimiz yoktur. O yüzden ülkemize sahip çıkalım. Nöbetteyim. Dünkü darbe gecesi günü orada 2 gün bekledim ben. Yine de beklerim, canım feda olsun. Erzurum şu anki yani mesajı, biz her zaman hazırız. Tek amacımız bu. Vatan için, ülke için, millet için her zaman hazırız. Biz de buradan nöbet tutuyoruz yine bugün. Her zaman olduğu gibi Erzurum yine hazır. Hep buradayız. Sonuna kadar da buradayız. Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 15 Temmuz mesajlarını vatandaşla paylaştı. Umutlarımıza, hayallerimize, damarlarımızda asırlardır akan hür ve müstakil yaşama irademize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Ancak biz mukaddesat uğrunda ve darbecilere karşı koymak üzere elde bayrak, hep birlikte yollara döküldük, meydanlara çıktık. İman dolu göğsümüzü cuntacı teröristlere, onların zırhlı araçlarına, silahlara siper ettik. 251 can verdik ama töremizi çiğnetmedik. İpi birilerinin elinde, uluslararası emperyalist güçlerin elinde, uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde, hacım, hocayım, millete manevi liderim deyip de salya sümük ağlayan bir alçağın peşinde gidenler, hem devletin içinde, silahlı kuvvetlerin içinde, bir sürü kurumlarımızın içinde çöreklenip sonra bu milletin başına bela olmaya kalktılar. Ama 85 milyon bir tek yumruk olduk, tek yürek olduk. Liderinin arkasından, Cumhurbaşkanı'nın arkasından, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından, onun sesiyle, onun çağrısıyla meydanlara döküldü. Topsuz, tüfeksiz, silahsız bu hainlere fırsat vermedi. İşte 15 Temmuz'da alçakları yurdumuza sizlerle beraber uğratmadık. Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza,
namahrem eli değdirmedik. Allah'ın vaadine iman eden bu yüce millet nasıl geçmişte Pasinler'de, Malazgirt'te, Aziziye Tabyası'nda, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da düşmana geçit vermedi ve bundan sonra elbette vermeyecek. Program Mehteran takımının coşkulu gösterisiyle sona erdi. Sayısız kaza yaşandı, onlarca kişi yaşamını yitirdi. Oltu-Tortum arasındaki ölüm yolu için çalışmalar başlıyor. Müjdeyi, konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na ileten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Erzurum'un Oltu ilçesiyle Tortum ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki yayla geçidi %7 eğimli. Bu durumda kazaların en büyük sebebi. Yıllardır o noktada onlarca kaza meydana geldi. Kazalarda da birçok kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan son kazada da iki kişi aynı noktada can verdi. Bu durum Erzurumlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e iletildi. Konunun takipçisi olan Bakan Tekin, meseleyi Ulaştırma Bakanı ile görüştüğünü ve çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Tekin, "Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Oltu-Tortum karayolunun %7 eğimli yaya geçidi, Aksukapı istikametinin yıllardır yoldan çıkma, savrulma sonuçlu ölüm ve yaralanmalı maddi hasarlı kazalara neden olan yapısal durumunu Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Gerekli çalışmalar başlamıştır. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı. Tedbir alıp arızayı gidermek istedi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Elektrik ustası tünel inşaatında meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Ama çok güzel işler yapıyor. Erzurumlu elektrik ustası 34 yaşındaki İbrahim Çelik, Çat ilçesindeki bir tünel inşaatında çalışıyordu. Akış trafosunda arıza meydana gelince onarmak istedi. Önce elektrik enerjisini kesti, daha sonra trafoda atan sigortaları değiştirdi. Buraya kadar her şey yolundaydı. Elektrik ustası İbrahim Çelik ağır yaralandı. Değiştirdikten sonra enerjiyi verdim. Enerji verdikten sonra sigortalarda kısa devre veya başka bir nedenle dolayı patlama oldu. Kıyafetleri alev alan Çelik'in yardımına arkadaşları koştu. Alevler söndürüldükten sonra kolu ve yüzünde derin yanıklar oluşan Çelik ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. Tırnak ucundan omza kadar yüzümün sağ tarafı komple. Yani yüzümdeki yanıklar ufak yanıklar ama kolum, yani bilekle tırnak araları biraz derin, diğerleri hafif. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çelik'in tedavisi sürüyor. Prozo. Taze taze toplanan dutlar çeşitli işlemlerden geçiyor. Güneşli havada kurutularak pestil halini alıyor. Orman ağzında dut pestili yapımı başladı. Burası Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Orman Ağzı Mahallesi. Orman Ağzı sakinleri kışın tüketecekleri yiyecekleri yaz aylarında hazırlıyor. Onlardan biri de dut pekmezi. Yağmurlu havanın yerini güneş alınca mahalle sakinleri dut pestili yapmaya başladı. Sabah erken saatlerinde uyanıyor, önce dutları kaynatıyorlar. Kaynayan dutların şırası alındıktan sonra da yoğrulan hamurları kazanda pişiriliyor. Ve son aşama, pestiller tahta kaşıklarla bez üstüne serilerek kurumaya bırakılıyor.
Herkes kendi pestilini yapmıyor bu mahallede. Yardımlaşarak her gün bir ailenin pestili yapılıyor. Birikiyoruz, bir eve yapıyoruz. Ondan sonra ertesi sefere de... Komşular birikip... Evet, evet. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorinde litre başına yaklaşık 6 lira zam geldi. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisine yapılan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı 2 lira 52 kuruştan 7 lira 52 kuruşa, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı ise 2 lira 5 kuruştan 7 lira 5 kuruşa yükseldi. Otogazda ise 5 lira 77 kuruş ÖTV alınacak. Özel tüketim vergisi kararlarının ardından benzin ve motorinin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira zam geldi. Böylece istasyonlarda benzinin litresi 34 lirayı aştı. Motorinin litresi ise 26 lira 25 kuruştan 32 lira 60 kuruşa çıktı. Son zamların ardından benzin fiyatlarında son 2 ayda yaklaşık %72'lik artış yaşanmış oldu. Motorinde son 2 ayda yaşanan artış ise %69'u buldu. Tüm uyarılara rağmen önüne geçilemiyor. Türkiye'de son 45 günde 82 kişi boğularak hayatını kaybetti. Havalar ısındı, vatandaş serinlemenin yollarını arıyor. Tercih edilen bazı yollar tehlikeli olabiliyor. Özellikle sulama kanalları ve göletlere girenlerin birçoğunu aynı son bekliyor. Tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen kontrolsüz bir şekilde boğulma vakaları yaşanıyor. Yurt genelinde 1 Haziran-15 Temmuz dönemini kapsayan 45 günde 82 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Haziran ayında 47, Temmuz'un ilk yarısında ise 35 kişi boğularak hayatını kaybederken en fazla boğulma vakası 11 kişiyle 29 Haziran'da yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 91 kişi su kaynaklarında yüzerken ya da meydana gelen kazalardan dolayı boğularak hayatını kaybetmişti. Boğulma vakalarının önlenmesi için ilgili tüm kurumlar hem su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemi alıyor hem de vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar da akıntının yoğun olduğu yerlerde, akarsuların deniz ve göllere döküldüğü alanlarda yüzerken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden baba kaza yaptı, 1 yaşındaki bebeği can verdi. Acı olayın adresi Sivas. Sivas'ta Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden yol, halk arasında ölüm yolu diye biliniyor. Kaza tam da o noktada meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Araçta anne, baba ve iki çocuğu vardı. Bir yaşındaki bebek minik bedeniyle oracıkta can verdi. Anne, baba ve diğer 2 yaşındaki bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bu kazanın adresi ise İstanbul Sultan Gazi. Talihsiz bir vatandaş mangal yapmak için aldığı malzemelerle karşıdan karşıya geçmek istedi. O sırada yoldan geçen tırın altında kaldı. Ne yazık ki orada can verdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burası da İstanbul Sarıyer. Bir otomobil arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekliyordu. Hızla gelen motosiklet sürücüsü aracı fark etmeyince çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.
Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlar Girlevik şelalesinde serinledi. İstanbul'dan geldik. Son bir haftadır hani Türkiye'nin en sıcak zamanlarıydı İstanbul'da. Burası cennet gibi geldi. Çok güzel, çok serin. Girlevik şelalesi Erzincan'ın Çağlayan beldesinde yer alıyor. Munzur Dağı'nın eteklerinden gelen buz gibi sular 40 metreden aşağı dökülüyor. 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta. Girlevik Şelalesi doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Muhteşem. Ben dünyada 30'a yakın ülke gezdim. Bu vatan kadar güzel yerler görmedim. Her Anadolu bir başka güzeller. Her köşesi ayrı bir efsane. Görülmesi gereken bir yer, hele yılın en sıcak günlerinde gerçekten çok iyi geldi. Çok güzel. Şelale çok güzel. Beğenilmeyecek gibi değil. Şelaleyi ziyaret edenler hem serinliyor hem de doyumsuz anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Görsel güzellikler arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler piknik yaparak da vakit geçiriyor. Korku filmi gibi. Elazığ'da bir vatandaşın penceresinde fark ettiği etçil sarı kız örümceği paniğe neden oldu. İçeri girecek. Bu tehlikeli örümcek Elazığ'ın Kartaldere köyünde görüldü. Örümceği gören vatandaş telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Eve girmeye çalışan örümcek paniğe neden olurken vatandaş örümceği pencereden uzaklaştırmaya çalıştı. Baha yer arıyor lan kendine. Ya. Abi 400 lira. Nereden sen bu gece burada yatasın? Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde görülen sarı kız örümceği et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sarı kız örümceği 13 santimetre uzunluğuna kadar ulaşabiliyor ve zıplama yeteneğine sahip. Korku filmi gibi. Bu adam öldü. Ne gitti baksana. Örümcek zehriyle bir insanı ölüme götürebilir. Ayrıca örümceğin akrep ve kertenkeleyle beslendiği biliniyor. Aa bak bu arada. Ağrı'da yüksek gerilim hattından dolayı yanan bir tarla küle döndü. Yangın Ağrı'nın merkeze bağlı Özbaşı köyünde bulunan bir tarlada meydana geldi. Tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hattından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve ekili alanlara yayılmaya başladı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası tarlada büyük zarar meydana geldi. Trabzon'da bir kişi evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Çukurçayır mahallesinde yaşayan Muammer Turhan evinde ölü halde bulundu. Turhan'ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayır, ne adam ya? Şoförü bile getirmiş buraya. Artvin'in merkeze bağlı Sarı Budak Köyü yaylasında bulunan bir eve aç kalan ayılar girdi. Belli dişlerinden. Evet, tırmalamış. Yiyecek bulmak için yayla evlerine giren arılar kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi. Ayılar meskeni adeta harabeye çevirdi. Evin halini gören ev sahibi ise o anları telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı ve yaşananları anlattı. Evimize ayı girmiş. Ama belli dişlerinden. Buradaki teleklere inmemiş. Evet. Tuzlar burada. Bunu buraya getirmiş mutfaktan. Ayının girdiği evde maddi zarar meydana geldi. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivilleri